أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق السبع سماوات ومن في ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Eskinu oturtun hünne o kadınları min haythu yanında sekentum oturmakta olduğunuz yerin min vücittum gücünüz oranında ve la tudarruhunne onlara zarar vermeyin litudayyiku sıkıntıya sokmak aleyhinne amacıyla ve in eğer kunne onlar ise ulati hamlin yüklerini fenfiku nafaka verin aleyhinne onlara hatta kadar ya da ana bırakıncaya kadar hamlehunne yüklerini fe inşayet arda ana emzirirlerse lekum sizler için fe atuhunne onlara verin ucurehunne ücretlerini ve etemiru müşavere yapın beynekum aranızda bir ma'rufin güzellikle ve in eğer teasertum güçlükle karşılaşırsanız fesatur di'u emzirebilir lehu bu durumda onun için uhra bir başka. O kadınları gücünüz oranında oturmakta olduğunuz yerin bir yanında oturtun. Onlara sıkıntıya sokmak amacıyla zarar vermeyin. Eğer onlar hamile iseler yüklerini bırakıncaya kadar onlara nafaka verin. Şayet sizler için emzirirlerse onlara ücretlerini verin. Aranızda gene güzellikle müşavere yapın. Eğer güçlükle karşılaşırsanız bu durumda onun için bir başkası emzirebilir. Liyunfik nafaka versin. Zu saatin bolluk içinde olan min saatihi bolluğuna uygun. Ve men kimse de kudire daraltılan aleyhi kendisine rızkuhu rızkı kendisine fel yunfik infak etsin mimma kadarıyla etahu kendisine verdiği kadarıyla Allahu Allah'ın la yukellifu yüklemez Allahu Allah nefsen hiçbir kimseye illa başkasını ma atahum
ona verdiğinden başkasını. Seyyecalu kılar Allah Allah ba'de arkasından ösren güçlüğün yusra kolaylık. Bolluk içinde olan bolluğuna uygun nafaka versin. Rızkı kendisine daraltılan kimse de Allah'ın kendisine verdiği kadarıyla infak etsin. Allah hiçbir kimseye ona verdiğinden başkasını yüklemez. Allah güçlüğün arkasında kolaylık kılar. Vakayim vardır ki min karyetin nice ülke atet baş kaldıran an emri emrine Rabbiha Rabbinin emrine ve Resulihi ve Resulihi ve peygamberin emrine. Fahasebna biz onları hesaba çekmiş hisaben şedidan hisaben şedida en şiddetli hesaba. Ve abedna ve azabna ha onları azaplandırmışızdır. Azaben bir azapla nukra görülmemiş. Rabbinin ve Resullerinin emrine baş kaldıran nice ülke vardır ki biz onları en şiddetli bir şekilde hesaba çekmiş ve onlara görülmemiş bir azapla azaplandırmışız. Fezaqat taddı ve bale kötülüğü emriha. Artık o yaptığı ve kâne oldu akibetin sonucu emriha işinin husra hüsran oldu. Artık o yaptığı kötülüğün tadını tadı işinin sonucu bir hüsran oldu. Eadde hazırlamıştır Allahu Allah lehum onlar için azaben bir azap hazırlamıştır. Şediden çok şiddetli. Fettakû sakının Allah'a Allah'tan ya ulil elbab ey akıl sahipleri. Ellezine amenu iman eden kad gerçek şu ki enzele indirmiştir Allahu Allah ileykum size zikra bir zikir. Allah onlar için çok şiddetli bir azap hazırlamıştır. Öyleyse ey akıl sahipleri, ey akıl sahipleri Allah'tan sakının gerçek şu ki Allah size bir zikir indirmiştir. Resulen Resul'de yetlu okuyan aleykum ayati ayet, size ayetlerini okuyan Allah'ı Allah'ın ayetlerini mübeyyinatin apaçık liyuhrice çıkarmak için liyuhrice çıkarmak için ellezine o kimseler ki amenu iman edip ve amilu amel işleyenleri salihati salih amel minez zulümati karanlıklardan ilen nuri aydınlığa karanlıklardan aydınlığa. Ve men her kim yümin iman edip billahi Allah'a ve ya'mel amel işlerse salihen salih yudhilhu sokar cennetin cennetlere tecri akan men tahtiha altından enharu nehirler halidine daimi kalmak üzere fiha onun içinde ebeden ebedi kad gerçekten ahsene ne güzel Allahu Allah lehu ona rızkan bir rızık vermiştir. İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir Resul de kim Allah'a iman edip salih amel işlerse onu içinde ebedi ve daimi olmak üzere kalacakları altından nehirler akan cennetlere sokar. Allah gerçekten ona ne güzel bir rızık vermiştir. Allahu Allah ellezî o Allah ki halaka yaratandır. Seb'a yedi semavatin gökleri vel ardi ve minel ardi ve yerden de mislehunne gibisini yetenezzelu iner el emru buyruğu beynehunne buyruğuyla buyruğu aralarından iner li ta'lemu bilmeleri için ennallâhe Allah'ın gerçekten ala kulli şeyin her şeye kadirin kadir olduğunu. Ve ennallâhe muhakkak ki Allah kad kesinlikle ahate kuşatmış olduğunu bikulli şeyin her şeyi elma bilesiniz diye. Allah yedi gökleri ve yerden onlar gibisini yaratandır. Buyruğu bunlar arasında iner durur. Allah'ın gerçekten her şeye kadir olduğunu ve muhakkak Allah'ın her şeyi kuşatmış olduğunu kesinlikle bilesiniz diye. İnsanın varlığının devamı, insan varlığının devamını sağlayan evlilik kurumunun sağlıklı işlenmesi,
imkansız ve evlilik akdine son verilmesi zaruri hale geldiği dinde keyfi ve hissi hareketlerin önüne geçebilmesi için uyulması gereken bazı ilke ve hükümlere yer verilip Allah'ın buyruklarına karşı taşkınlık eden toplumların başına gelenlere değinildikten sonra ve vahyin gösterdiği aydınlık yola çağrı yapıldıktan sonra süre yeni yeriyle göğüyle Allah'ın irade ve buyruklarına boyun eğen yüklediği işlevleri en çok küçük bir sapma ve aksamaya meydan vermeden yerine getiren varlıklar alemine, buradaki muhteşem düzene ve ince hesaplara dikkatler çekilerek bütün bunların insan Allah tarafından, bütün bunların insanın Allah tarafından her şeye kadir olduğunu ve hiçbir şeyin onun bilgisi dışında kalmayacağını bilsin diye böyle olduğunu hatırlatılarak sona ermektedir bu sure. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.